Haftanın Kitabı Merhaba ben Ayla Yılmaz Kültür Adarı Podcast'in Haftanın Kitabı serisinin ikinci bölümüyle edebiyatımızın ilk seri kadın katilinden bahsetmek için karşınızdayım. Elimde Server Bedi'nin Selma ve Gölgesi adında romanı bulunmakta. Hikayemiz iki arkadaşın kalabalık olmayan bir vapurdaki sohbetleriyle başlıyor. Aslında bu sohbete bu iki arkadaş evvela mektupla başlamışlardır. Ancak mevzu romanın kahramanı Nevzat'ın da dediği gibi mektupla anlatılır şey olmadığı için yüz yüze görüşmeye karar verirler ve bu görüşme hemen oracıkta vapurun tenha bir köşesinde gerçekleşir. Mektup anlatılamayan bu şey iki arkadaştan birinin bir kadına aşkıdır. Evet, doğru tahmin ettiniz. Selma adında bir kadına olan aşkı. Selma ve Gölgesi, Peyami Safa'nın kendi adını kullanmadan yazdığı tefrika bir romandır aslında. 1938 ve 39 tarihleri arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde 63 sayı olarak tefrika edilir ve 1941 yılında da kitap olarak basılır. Bazı yazarlar maddi destek amacıyla müstear yani takma bir isimle romanlar yazar. Bu isimlerden biri de Peyami Safa'ydı. Takma adıyla Server Bedi. Peyami Safa bu mahlasla yazdığı eserlerden elde ettiği parayla yazı hayatını sürdürmüştür. Yani Server Bedi için Peyami Safa'yı maddi olarak korumak vazifesini üstlenmiş de diyebiliriz. Selma ve Gölgesi gibi pek çok eser döneminde piyasa işi olarak görünen çok satan romanlardan biri. Peki bu kitabın çok satın olmasını sağlayan unsurlar nedir diye sorarsak Peyami Safa'nın çizdiği bu kadın portresi çok sıra dışı bir kadındır. Yazarın da akıcı üslubu sayesinde okulların heyecanı daha da artar okurken pek fazla spoiler vermeden Selma hakkında biraz konuşalım istiyorum. Nevzat Selma'ya aşıktır ama bir korkusu vardır. Ölmek. Bu kadınla evlenirsem ölmekten korkuyorum diye açıklar bu endişeyi Nevzat. İnsana aşkı ve ölüm korkusunu bir arada veren bu şahane güzellikteki kadının bir özelliği var. Selma henüz 17 yaşındayken babası intihar eder. Selma evlenir ve evliliklerinden çok kısa bir süre sonra da ilk kocası intihar eder. Selma evine 11 yaşında bir besleme alır ve besleme de intihar eder. Derken Selma ikinci kez evlenir ve yine çok kısa bir süre sonra da ikinci kocası da intihar eder. Selma bu her ölüm sonrasında mekanını değiştirir. İşte Selma'ya çok fena aşık olmasına rağmen Nevzat'ı düşündüren asıl konu da budur. Arkadaşı Halimle alelacele sohbetini yaptıkları mevzu da tam olarak bu ölüm korkusudur. Selma ve gölgesinde Server ve dinin görsel anlatısının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Son derece akıcı bir anlatım olan bu roman tüm sayfaları boyunca biz okurları için çok billur bir Selma portresi çizer. Yani biz Selma'nın hem ruh dünyasını, karakterini hem de dış görünüşünü çok iyi biçimde muhayyilemize çizmiş oluruz. Dilerseniz Peyami Safa'nın hayatından birazcık bahsedelim. Şair İsmail Safa'nın oğlu olarak 1899'da İstanbul'da doğuyor Peyami Safa. Annesinin adı Server Bediadır. Evet doğru düşündünüz Server Bedi mahlasını yazar annesinin adından aşırmıştır. Babasını henüz bir buçuk yaşındayken kaybeden Peyami Safa 9 yaşındayken sağ kolundaki kemik veremi yüzünden uzun bir hastalık dönemi yaşar. Bu hastalığın üstüne bir de geçim darlığı eklenince Safa vefa idadesini bırakmak zorunda kalır. Sonraları tiyatro eğitimi almak için Darül Bedai imtihanlarına girer, sınavı kazanır ancak okula devam edemez. Selma karanlığı ve siyah rengi çok seven bir kadın gürültüden yüksek sesten hiç hoşlanmaz. Çubuklu'da büyük bir yalıda tek başına oturur. Bu yalı koyu renk ve ihtişamlı eşyalarla döşenmiştir. Siyah perdelerin daima kapalı olduğu karanlık bir yalıdır. Bu Selma denize sıfır bir yalıda yaşadığı halde deniz sesinden hiç hoşlanmaz ve dört senedir bu yalıda Çubuklu'da yaşadığı halde İstanbul'a asla inmemiştir. Ne vapura ne sandala biner insan içine çıkmaz ya tenha yollarda yürür ya da koruda tek başına gezinir. Pek konuşmaz, konuştuğunda da sesi hep kısıktır. Uzun boylu açık buğday tenli, İri gözleri olan muhteşem güzellikte bir kadın Selma ya da roman kahramanlı şair Halim'in deyişiyle onda bir kusur arayan göz boşuna yorulur. Bu başta ve bu vücutta bir heykel tıraşı çıldırtabilecek mükemmelliyet var. Yani Selma şeytani bir kötülüğe sahip olmasına rağmen muhteşem de bir güzelliğe sahip Selimileri Selma hakkında şunları söylemiş. Viran yalısında tek başına, dudakları kan kırmızısı, iri yeşil gözlerinde kösnüyle karışık bir fırtına, hep yorgun, hep bezgin. Kana tutkusu olan bu kadının bir akıl hastası mı yoksa bir vampir mi olduğu roman boyunca gizemini korur. Aslında okurda merak uyandıran ve romana bir an önce eve gitsem de kitaba devam etsem heyecanını katan unsurlardan biri de bu muammadır. Kültürlü, iyi eğitim almış, Avrupa görmüş bu kadar güzel bir kadının cinayetler işleyebileceği düşüncesi karşısındaki şaşkınlık tefrikalarda uzun uzun anlatılmışken romanda bu mevzu biraz üstün körü geçiştirilmiştir. Roman boyunca Selma'yı ruhen ve fiziken bize tasvir edenler ilginçtir ki erkekler olmuştur. Selma 244 sayfalık roman boyunca bize neredeyse sadece erkekler tarafından anlatılmıştır. Roman boyunca Selma ile sadece iki kadın karşılaşmıştır ve onlar da Selma'ya hiçbir sıfat yakıştırmamışlardır. Ama erkekler onlar Selma için canavar, katil, şehvetli, güzel ama uğursuz gibi tanımlar yapmıştır. Server Bedi'nin Femme fatale, kadın tiplemesiyle çizdiği bu kadın programı profili sadece erkek kahramanların gözünden anlatılması yönüyle de edebiyatımız için önemlidir. Elimdeki kitap Ötüken Yayınları'nın Server Bedi Külliyatı'ndan Profesör Doktor Seval Şahin'in notlandırarak hazırladığı bir baskı. Ben Peyami Safa okurken zorlanıyorum. Elimde telefon, tablet varken bir kitaba adapte olmakta güçlük çekiyorum diye düşünen dinleyicilerimiz için Selma ve Gölgesi gerçek bir nimet. Çünkü kesinlikle çok sürükleyici, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz kurguya sahip bir roman ve güzel bir haberdir. Şu ki Seval Şahin kitabı hazırlarken bugün kullanmadığımız bir kavram varsa ya da Arapça, Farsça günümüzde çok fazla kullanmadığımız bir kelime mevcutsa onları dipnotlarda günümüz Türkçesiyle belirtmiş. Peyami Safa Posta Telegraf Nezaretinde göreve başladıktan sonra Boğaz rehberi İhtidat mektebine muallim olarak girer ve bu dönemde Fafur, Servet-i Fiyunun ve İctihad gibi gazetelerde yazar. Bir süre sonra Duyunu Umumiye İdaresinde de çalışmaya başlar. 1924 yılında Server Bedi takma adıyla meşhur Cingöz Recai tipini yaratır. Yine aynı tarihlerde hem server Bedi hem de Peyami Safa imzasıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar. 1950'lerde Peyami Safa Bursa'dan milletvekili adayı olur ancak seçimi kazanamaz. Peyami Safa ölümünden çok kısa süre önce çok talihsiz bir olay yaşar. 27 Şubat 1961'de Erzincan'da yedek subay öğretmen olarak görev yapan oğlu İsmail Merve'nin Ölüm haberini duyar ve oğlunun ölüm acısına sadece 4 ay dayanabilir Peyami Safa oğlunu toprağa verdikten 4 ay sonra 15 Haziran 1961'de geçirdiği beyin kanaması yüzünden hayata veda eder. Gazeteciler Cemiyeti Peyami Safa'nın ölümünün ardından bir bildiri yayımlarlar ve tüm gazetecileri cenaze törenine davet ederler. Peyami Safa'ya son vazife gerçekleştirilir. 17 Haziran 1961'de Şişli Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Edirne Kapı Şehitliği'nde karısının ve biricik oğlunun yanına toprağa verilir. Türk edebiyatının ve tefekkür dünyasının önemli isimlerinden olan Peyami Safa'nın Sözde Kızlar, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Yalnızız, Bir Tereddüdün Romanı gibi birçok kitabı bulunmakta. Selma ve Gölgesi uzun dönem basılmamıştı ancak 2018'den itibaren Ötüken Neşriyat tarafından Server Bedi Külliyatı başlığı altında yayımlanmaya başladı. İyi bir Türkçe akıcı bir uslup ve heyecan arayan dinleyicilerimize Selma ve Gölgesini okumalarını tavsiye ediyorum. Ben Ayla Yılmaz. Haftaya pazar. Haftanın kitabıyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın.